Assalamu aleyküm. Yapacağım. Yaxşı mısınızlar? Sərcəmi yapsalarını. Yüge yetib kevaldik. Hop, bu Davr Pro... Assalamu aleyküm Domla. Aleyküm salam. Davr profildeki kişinin etirazı doğru. Doğru etiraz bildiriyordu. İlmi kategoriyadaki bahs. Bana Faruk bilen bugün sohbet çıralı bana. Başka anakagi ötüş üçte tutta adam birden bir gaplarını koşuvarış doğru mu? Doğru mu? İlmi bahsini bana hadır özü Kemal Yoldaşı bana bu sizden ayeti yapsız, köpçülü yapır yaptı bu ötede yapsız. Kemal Yoldaşların duhu yetmeydi. Kele bir cayda ilmi bahs kılıçlik ki aklı yetmeydi. Çünkü bir madde azatlıkta bahs kigen, yip koygen, ondan ki bir madde iki madde bir iki cayda üçlü aldık, kaçı yürgen cayda. Ateistlerin grubu da bir üçlü aldık, aklı yetmeydi. Dikki bana bu davur profili kele yaptı, bahs kılamız meyni, savur cevap kılamız diye yaptı. Unumli, ilmi, faydalanışımız kere. Bilmeyen adam koşulmasıyla lazım olaydı. Ne mi deyorsunuz davur? Sohbetleşemiz mi? 100% koşulama, 100% doğru gap yapırdıyız benimce. He, salamat olayım. Hop, siz de pozisyonuz demek fakat Kur'an. Degen pozisyon, doğru mu? Ha, topa doğru. Fakat Kur'an degen pozisyonu bir yıl buldu. Şimdi karar gekigenim ge. Şun geçe, şu ahlı sünnet vel cemaat kuddusu siz örget etken yol kanaka bulsa, şun ge amal kigenme. Endi ahli sunnat val jamoa to'g'risida hozir gap ochmaganimiz yaxshi, chunki uni kategoriyalari to'g'risida hozir savol javob qilsak, menimcha ahli sunnat bo'lmam chiqmaysiz. Chunki ahli sunnani o'ziga xos kategoriyasi bor. Kim ahli sunnani to'g'ri o'zlashtirsa, sunnat inkorchisi bo'lishi mumkin emas. Bu juda ham nodir bo'ladi. Bosh-moshi bilan bir joyda yiqilib tushmasa, u ahli sunna unaqa o'tib ketishi mumkin emas. Chunki ahli sunnada shunaqangi kategoriya, shunaqangi ilmiy rad qilib bo'lmaydigan asoslar borki, uni e'tiqodi bilan o'rgangan odam tashab ketishi to'g'ri bo'lmaydi. Endi siz ahli sunnaman, ahli sunna bo'lganman deganingiz, ota-bobolaringizdan, qo'ni-qo'shnidan, yaqin musulmonchilikka aloqasi bor odamlardan eshitgan diningizga amal qilib kelgansiz. Endi oxirgi bir yilda o'zingizni aqliy salohiyatingiz bilan faqat Qur'on to'g'ri degan narsaga kelgansiz. Shu to'g'rimi? Ha, doğru. Benimce şunaka. Topla doğru. Hop, nima asas ne ortaya taşlay olasız? Fakat Kur'an degen, fakat Kur'an'ı ergeçledi degen gaye, kaysa asaske suyanadı. Şahsi düşünçege mi ilmi asaske suyanadı mı? Ben hazır bunu ayıtıp otama iltimas gapim bölmeyi turseyizle. Ben hammasını bir mabir sana kilitir bir aman. Nima sebep bu geldi gene? Hı-hı, bemalol. Birinchidan Allohga iymon keltirganmiz, Allohning Qur'oniga va payg'ambarlarga iymon keltirganmiz. Oldindan ham shunday edi, hozir ham shunday. Hech narsada o'zgarish bo'lganligi yo'q. Faqat Allohning kalomi bor, uni muallifi yagona iloh. Hammamiz shu e'tiqod qilayotgan, sig'inayotgan bitta iloh. Keyin yonida bandaning shu yaratgan ilohning bandalari bor. O'sha bandalarining orasida saylangan payg'ambar nomidan aytilgan hadislar bor. Endi u hadislarning to'g'ri, noto'g'riligini isbotlash ilojsiz narsa. Yillar davomida o'zgarganligi bo'lishi mumkin va Qur'onda Qur'onni o'zini muhofaza qilishlik Alloh tomonidan va'da qilinganidek, hadisni muhofaza qilinishligi hech qanday va'da yo'q. Bu birinchisi, ikkinchi o'zi umuman Allohning bir so'zi, Allohning kalomi turgan joyda banda hattoki payg'ambar bo'lsa ham, payg'ambar bo'lgan taqdirida ham Allohning so'zidan ustun bo'lolmaydi degan aqidaga kelganmiz. Va uchinchisi, bu hadislarni shu paytgacha to'g'ri deb kelgan bo'lsak, tushunmagan, biz qabul qila olmagan narsalar orasida juda ko'p payg'ambarimizga qilingan tuhmatlar, noto'g'ri narsalar haqiqatda bor ichida. Buni hamma ummat menimcha tan olsa kerak. Uni mavzu hadis deysizmi, sahih deysizmi, to'qib chiqarilgan, bo'rtirilgan deysizmi, farqi yo'q, bor ichida ixtilofga sabab bo'ladigan narsalar bor. O'sha sababdan shubhali narsani umuman olmasdan, shubha yo'q bo'lgan Allohning o'zi yetkazib qo'ygan manbani to'g'ri manba deb olishlik va buni ichida bir yomon narsani men ko'rmayapman. Allohning o'zi yetkazib qo'ygan bitta Qur'on bo'lsa,
Fakat şunu alıp durup başka nesnen amaçlık bunda bir yamanlıkını görmegen ben. Bunu bir doğrumez, na doğru yol. Mesela ben de yol demen desem köpçelik bana tekfir kılışını başlaydı. Bu küfürge sebep buladigen nesnen hemen özüm görmegen ben bu tenlavumda. O şey nesnele sebep bugün. Yani. Şu mu? Ha. Evet. Hadırsı dört taraf, beş tane arası zikir kıldıyız. Hadır et tamam bunu. Zikir kıldıyız. Hadır. Birincisi, Allah'a iman keltir gelmez. Yakka Allah'a iman keltir gelmez. Birinci asas. Demek peygamberlerge, sünnetlerge irgesek, göya ularge şerik kılıp, Allah'a şerik kigen bu karamızda gen korku var. Şu mu? Doğru düşündün mü? Yok. Peygamberimizin sünnetlerini kılıçlıkta, tekrarlaştıkta hiçbir yaman nerseni görmeye yapmaz. Lakin bundan ecir kütsek bu şirk bolad diye etme. O katta ne esasda bunu kabul edin? Mesela Peygamber aleyhisselamın sünnetleri de Kur'an'da eğitilgen gapni başkaça versiyonu eğitilgen. Mesela Kur'an'da yani sizlerden kardeş uruççilik alakalarını Allah Teala kıyamette soraydı degen ayet var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri de kardeş uruççilikle alakanı bağlayınlar degenler. İkkalesi bir hıl özü. Fakat bitirse Kur'an'ı üslubdakigen, ikincisi hadis üslubdakigen. Biz Kur'an'daki manage amal kılarken biz, hadisteki manage ham amal kılarken biz, ikkalesi ki acır umid kılıyemiz. İkkalesi Allah'ın büyülüğü deyip kabul kılıyemiz. Bazen Kur'an'da bazı cümleler var, mücmel kegen. Yani bayan mufassalmez. Hemmesini ipiden ignesi geçe eğitilmeydi. Mesela, ve akimus salate deydi. Salatını kayyum kılınlar deydi. Salatını indi biz adli adam çüntürüşüge ham ulaq salışımız mümkün. Lekin peygamberden keliyetken hadislerge ham kulaq salışımız mümkün. Peygamber aleyhisselam salatını bazı orunda dua degerler, bazı orunda kömekleşiş degerler, bazı orunda namaz, ibadet, yani malum bir rükunlar bile amelge aşırılır degerler, ritual degerler. Bunların hamasını cemlesek yukarıda etken izdik. Hadisler amel kılıçlığının muamması yok. Lekin Kur'an'daki ayetini tefsir kıyabdi ki. Huddu şu salatını başka adam ham özü tefsir kıyabdi ki. Huddu şu tefsirini peygamberden kiliyetken var. Böyle bu hakkında ha tohtalamız. İkincisi. Aytyapsız ki hadislerini bizge yetip ki geldiği de muhafaza vadesi yok. Muhafaza kılınmagan. Lekin Kur'an muhafaza kılıngan. Kur'an'ı muhafaza kılışke Allah Teala vade bergen. Diyapsız. Hadislerini muhafaza kılışke Allah vade bermegen. Diyapsız. Bu yan primitif cevap. Asas yani boş asas. Nimaga Kur'an'ı muhafaza kılaman degen, Kur'an'ı muhafaza kılışke Kur'an'da ayet yok. Haberiniz var mı şundan? Ha haberim var. Ya, siz Kur'an'ı muhafaza kıladı Allah diyapsız ki. Ben aytaman Kur'an'ı Allah özü muhafaza kıladı. Hatta kimler yardımda, kimlerini kolu bilen, o muhafaza kılınışlığı da müşriklerini hem iştiraki bugün buluşluğu mümkün. O muhumemez. Allah'ın özü bunge sebep bugünü, Allah'ın özü bunu muhafaza kıyanı buluyor. Hatta o şey muhafaza kılaman degen, Kur'an'ı muhafaza kılaman degen ayet yok da Kur'an'da. Sizge yolgan yapırışı yaptı, bu gapı yapır geldi. Allah Kur'an'ı muhafaza kılaman degen. Dip aldaş yaptı sizi. Kur'an'da onaka ayet yok. Hop Allah Kur'an'ı muhafaza kılaman degen ayet yok. Şu manaki öpkelerden ayet yok. Dava kılmak için mi siz hazır? Yo, ben dava kılışım mı? Etemem sizge. Allah Teala Kur'an'ı muhafaza kılaman degen ayet yok. Siz et yapsın ki hadisler muhafaza kılınçke vada birmegen. Allah Kur'an'ı muhafaza kılışke vada birgen. İkinci ustun bu. İkinci asasiyiz. Kur'an'ı muhafaza kıladı. Anık bizge kaysi yol bulan bu seyem Kur'an'ı muhafaza kılaman degen bana keldi bizgeçe. Lekin hadislerini muhafaza kılaman degen ayet yok. Uşun için o şubhali diyepsiz. Ben sizge et yapmayın ki Kur'an'ı hem muhafaza kılaman degen ayet yok.
Kur'an'ı muhafaza kılamam degen manada ayet var deyişiyiz, başka gap bu. O hadislere muşa manada kripete uğradı demek. Siz dava kıyan davadan bizni davayimizni kam joyi yok. Bir xil, ikkalamizdan bir xilimiz bu makomda. Siz ham o'sha ma'noda deyishingiz mumkin. Qur'onda unaqa oyat yo'q. Inna nahnu nazzalna al-Qur'an va inna lahu lahafizun degan oyat yo'q. Sizni aldashyapti agar kimda kim Qur'onda biz Qur'onni muhofaza qilamiz degan, aniq mana Qur'on muhofaza bo'lgan, ha, uni bilamiz, muhofaza bo'lgan Qur'on. Qur'on degan oyat yo'qda, Qur'onni muhofaza qilamiz degan oyat yo'q. Qur'onda boshqa ma'noda oyat bor, o'sha ma'nodagi oyatga hadis ham kiradi, qiroat ham kiradi, tajvid ham kiradi, shariat ham kiradi, maqosidlar ham kiradi. Bizgacha yetib kelyotgan, buzilmasdan katta bir madrasa, katta bir karvon sifatida yetib kelyotgan shariati islomiyya, maqosidi shari'a o'sha muhofazaga kiradi. Siz faqat Qur'on degan gapni Qur'ondan topib bera olmaysiz. Demak, bu ham asosiyiz, ya'ni suyanarli emasdi. Buni taftish qilib ko'ring. Balki sizni aldashayotgandir. Nima deysiz? Bo'pti, mayli, men buni taftish qilib ko'raman. Xuddi shu aytgan oyatni men tekshiraman. Bu oyat sizga aytib qo'ya qolay. Bu oyat aytib qo'ya qolay. Xudo xohlasa, ertaga ertangi efirizga yana kiraman, maylimi? Ettigi meni vaqtim bor ekan. Xo'p. O Hicr surati 9-chi oyatda bor o'zi. Hicr surasi 9-chi oyatda bor. Inna nahnu nazzalna zikra, shuni aytishadi sizga ham. Va inna lahu lahafizun deydida, zikr kalimasini sizga Qur'on deydi. Tafsirlarda Qur'on keladi, to'g'ri. Lekin uni Qur'onni biz lafziga o'zgartirmasdan, o'zimiz tanlagan yo'lga burmasdan, Qur'onni o'zimizni g'oyamizga xizmat qildirmasdan tushunishimiz kerak. Zikr kalimasi bir o'rinda payg'ambar alayhi salatu vasallamning shani kelgan Qur'onda. Ya'ni fihi zikrukum degan oyat bor. Fihi zikrukum degani Qur'onda sizni sharafingiz, sizni kimligingiz zikr qilinyapti degan arablarga. Arablarga, o'y sallarga Qur'on sallar haqingda, seni sharafing haqida nozil bo'ldi degan. Demak, zikr kalimasidan Rasulullohning sunnatlari ham tushuniladi. Zikr kalimasidan bir joyda ahli bayt tushuniladi, Rasulullohning avlodlari tushuniladi. Zikr kalimasidan bitta joyda shariat tushuniladi. Zikr kalimasidan bitta joyda Qur'on ham tushuniladi. Ana endi siz bilan bizni o'rtamizdagi farq nima bo'ldi? Siz zikr kalimasini faqatgina Qur'on deb o'zingiz tanlagan yo'lga oyatni burib tushunishlikka majburlayapsiz. Biz aytyapmizki, ha, Qur'on ham bor deyapsiz. Siz iymon keltirgan narsaga biz ham iymon keltiryapmiz. Lekin siz qotib qolgan doiradan chiqib aytyapsizki, yo'q, bu zikrni ichiga shariat ham kiradi. Fiqh ham kiradi. Maqosidi shariya ham kiradi. Buni ichiga hadislar ham kiradi. Bugunga qadar islom shariatiga amal qilinib kelinayotgan barcha to'g'ri asosdagi din deb nomlangan narsani hammasi kiradi. Bu ikkinchi asosidir. Mayli, o'rganib kelib yana ertaga gaplashamiz. Xo'p, uchinchi gapingiz Allohning kalomini ustun deymiz, toppa to'g'ri. Allohning kalomini oldida payg'ambarning kalimasini ustun deyish to'g'ri emas deyapsiz. Toppa to'g'ri, bu usul bu. Hech bitta ahli sunna siz aytayotgan bu gapga e'tiroz bildirmaydi. Siz bilan bir xil bo'ldi. Allohning kalomida kelgan buyruqqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida kelgan buyruqni ustun ko'rmaydi. Bitta misol keltiray. Alloh taolo Qur'oni Karimda tahorat oyatini nozil qilganda faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marofiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين degan. Oyog'ingizni to'fig'igacha yuvasizlar degan. Yuvinglar degan. Yuvish kalimasi hadisda Qur'onda sobit turibdi. Endi payg'ambarimizdan mutawotib darajada taxminan 100 ga yaqin sahobadan rivoyat kelgan, Rasululloh mahsullariga masx tortganlar.
bu hadislerini taşlavarar mıyız? Demek ki sahih hadisler, yolhange keliş mümkün bulmagan derecede kubçilik rivayet kigen, huddu Kur'an'lı ayetini rivayet kigendik. Katta cemaat rivayet kigen bunu. Taşlavarar mıyız? Lekin ulamalar bil ittifak etedik ki, taharatta ayağını yuvuş, mesk tartıştan afzal duradı. Demek ki ayağını yüseyiz, Kur'an'lı ayetliğe emel kıyatken bulasın. Mesk tartıştayız, hadiske emel kıyatken bulasın. O'shaning uchun zarurat paytida, safarda, hazarda, ehtiyoj bo'lgan paytida mas tortilaveradi. Lekin afzal sharoit bo'lsa oyoqni yuvish. Demak, bu ma'noda sizni da'voyingiz sizdan oldin bizda ham turibdi u. Ya'ni siz bir yangi narsa topganingiz yo'q. Hech kim Qur'onni oyatiga hadisni ustun qo'ymaydi. Hadis shariat islomning manbai derkanmiz, Qur'ondan ustun bu demaymiz. Degan odam birorta davoni shu davoni qilgan birorta odam bo'lsa xato gapiradi. Shariatda unaqa gap yo'q. Payg'ambarga tuhmatlar 4-inchisi. Bu 3-inchisi to'g'risida tushundingiz menimcha. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga tuhmatlar bor hadislarda degan davo. Sahih bo'lsa, ya'ni mavzu hadis deysizlarmi, sahih deysizlarmi farqi yo'q deyapsiz, unaqa emas. Farqi bor. Mavzu hadislar to'g'risida bekorga ulamolar chiqib hadislarini muhofazasi uchun jonini hayotini tikmagan. O'sha sahihmi, sahih emasligini surishtirgan. Hadis kategoriyalari bor. Agar hadisni ma'nolari Qur'on oyatlariga zid kelsa, uni sanadi tekshiriladi. Sanadda ishkol bo'lsa tashlanadi, shundoq. Kerak emas bu, chunki Qur'onni oyatiga zid, Rasululloh Qur'onni oyatiga zid gap gapirishlari mumkin emas. Sanad sahih bo'lsa, ya'ni rivoyat qilgan odamlar bu hadisni yolg'on gapirishi ehtimoli bo'lmagan odamlar tomonidan kelgan bo'lsa, buni ma'nosi bizning ko'zimizda zid ko'rinayotgan bo'lsa, unda boshqa hadislar bilan tekshirib ko'ramiz. Qur'onda nasx oyati bor, bilasizmi? Nasx. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Bir oyatni nasx qilsak, hukmini qoldirsak, esingizdan chiqartirsak, undan afzalini yoki unga o'xshaganini keltirdik deyapti. Demak, avval aytilgan bo'ladi bu hadis, keyin oyat nozil bo'lgan, keyin bu nasx bo'lgan bo'ladi. Yana shunaqangi nasxni ham isbotlolmasak nima bo'ladi desa, ma'noni muvofiqlashtiramiz. Bu hadisning ma'nosi mana bu ma'noda, mana bu oyatning ma'nosi mana bu ma'noda deymiz. O'shunaqa qilib muvofiqlashtiradi ulamolar. Biror nona, men da'vo qilaman. Bobo Murod Abdullaga 8 ta mikin, 10 ta mikin raddiya qo'ydik. Uni aqli yetmasligiga biz aqlimiz yetadi. Uni aqli yetmaydi kelib biz bilan bahs qilishlikka. Sizga o'xshab madaniy, adekvat shaklda biz bilan bunaqangi ilmiy suhbat qilishga aqli yetmaydi. Shu gapimni tagiga chizib qo'ying. Oxiriga 3 ta undov qo'yib qo'ydim. Kamol yo'ldosh ham aqli yetmaydi, Bobo Murod Abdullani ham. O Turkiyada yurgan edib yuksalli ham aqli yetmaydi. İki madde bahs kıldı, bitti bahsini uçurup taşadı. Şarmanda bu geldiği uçur. Ben soru yap bana, yok sen umriğinde bahslerini uçurmayan sen. Ne gibi ki uçur vardın desem, uzun uçup getip attı deydi. Edip yüksel uçurmaydı, hiç kaçam. Çünkü Şarmanda çıktı. Bitti ayetini uzun da hadisini, sünnetini, şeriat asası, vahiy ekerliğini ispatla verdim ben. Hop, Payg'ambarlarga tuhmat bor sahih hadislarda degan odamga agar hadis sahih bo'lsa, payg'ambarga tuhmat yo'qligini isbotlab beraman. Isbotlay olmasam, qo'limni kesib tashlayman. Mana sizga da'vo. Va bu gapni ular tuhmatni tarqatib, Sharli Hebdo tuhmat tarqatib Rasulullohga karikatura chizadi. Sunnat inkorchilari tuhmatni tarqatib Rasulullohga bo'lgan tuhmat deb hadislarni inkor qiladi, ateistlar qiladi, misionerlar qiladi. Islom ummati hadislarni sahih ekanligini isbotlagach, uning ma'nosi Rasulullohga tuhmat emasligini ham isbotlab ketgan. Men sizga buni isbotlayman der ekanman, o'zimni maydonga qo'ymayapman. Tarixda har bitta savolga javob bor. Ulamolar bergan. O'sha ulamolarning javobini olib kelib qo'yib beraman. Aql, mantiq, ilm, asos, uslub ko'taradi uni. Bu asosda, ya'ni payg'ambarga tuhmatlar degan gap ochiq turibdi men. Necha marta chaqirdim. Bobo Murod Abdulla chiqib aytayapti. Payg'ambar deyapti, Hafsa degan bitta sahobani uyini tomiga chiqib olib hojatga chiqarkan deyapti.
Hadisini okumaz. Metnini doğru okuyaptı. Hafsa'nı bilmeyaptı radıyallahu anh'ını, Hazreti Ömer'in kızı ekenliğini, Resulullah'ın zevce-i mutahharaları ekenliğini bilmeyaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üyeleri o Hafsa'nın üyü. Tam'a çıkan İbni Ömer onu bilmeyaptı. Metnini doğru okuyaptı. Şunu tuhmat deyip tarikat yaptı. Tuhmat diyaptı. Bir adam üyde hacet çıkarışı mümkün mü? Mümkün. İbni Ömer tam'a çıktı. Resulullah'ın kıbleye karab durup taharat kılı yetkenlerini kurdu. Ne için rivayet kıldı? Aytken İbni Ömer Ruzi. Ben bunu rivayet kımasıdım. Kıbleye karab taharat uşatmengiler degen hadis barıdı. Muaz ibn-i Cebel'den kıyan rivayet. Ben kurdum kıbleye karab taharat kıyıp genekeller. Hani yukarıda aytkenimizdik. Birbirine zıt kip kaldı. Kendi düşünemiz dese. Demek avval kıbleye karab taharat uşatmengiler degenler. Kiyin nasıh bugen o. Bitti versiye. İkincisi versiye İmam Şafii aytadı. Üyü içi de bulsa, yalaynik bulmasa, onda kıblege yüzlen, yani yüzleniş tahkiki yok aladı deydi. İçtihadi mesele bu. Yani tuhmat deyip gapirse, o tuhmat bulup kala vermeydi. Şunlar değil mi? Dörtte asas ettiniz, dörtte cevap kısa ettim. Hı-hı. Tushunarli, lekin baribir ham u hadislarni diniy manba sifatida olishga asos bo'ladigan narsani ichidan topganim yo'q, to'g'risi. Yo, uni gaplashmadik-da. Biz sizni, men sizni asoslariga javob berdim. Endi sizga Qur'oni Karim dan tashqari hadis shariflar ham manba ekanligini isbotlovchi xohlasangiz 100 ta dalil keltirib beraman. Faqat uni eshitish kerak. İlmi asosda tekshirish kerak. Oddiy hali ben anu Farhod degan bolaga savol berdim. Savolga javob bergani yo'q. Olib qochayapsizdan menga shaxsiyatga saklashga harakat qildi. Siz inshaalloh ilmiy asosda javob berasiz degan umiddamiz. Qur'oni Karimga amal qilish, Qur'oni Karimda 50 ga yaqin oyat bor. Atiyullohha va atiyur rasul. Yonma-yon kelgan. Qayerda Allohga itoat qiling kalimasi kelsa yonida Rasulga itoat bor. Xo'p, Qur'on oshiqcha, behuda, ma'nosiz gaplarni gapirishi mumkin emas. Allohning shaniga noloyiq bu. Nimaga Allohga itoat qilish, faqat Qur'onga itoat qilish jumlasi bo'lsa, Rasulga itoat qilishlikni yonma-yon zikr qilyapti. Bitta savol. Shunga nima qanaqa fikrdasiz? Bu yerda payg'ambarimizga itoat qilish buyurilganida shu payg'ambarimiz bizga yetkazish kerak bo'lgan narsa Qur'on edi. Ana shuni yetkazishligida, o'shani olishda itoat qilish nazarda tutilgan deb qabul qilamiz. Qana qilib Allohga itoat kifoya ediku unda. Nimaga Rasulga itoatni qo'shyapti? Atiyulloh desa bo'ldi ediku. Siz aytayotgan narsa payg'ambarga iymonni ichida turardi. Allohga itoat qiling degani Qur'onni Alloh nozil qildi, to'g'rimi? Onu muhafaza kıldı. Doğru mu? Hop. Demek Allah'a itaat kifayeydi. Nimaga Rasulga itaat koşulu yaptı? Rasulga itaat koşulganı da aynen hadislerge itaat kılışını büyüretkeni yok da yerde. Barda, uyan barda. Yo, uyan barda. Çünüşümüz bu için. Yo, sizi çünüşüm din bu miydi? Sizi mini çünüşüm din bu miydi? Mani çünüşüm sizge din bu miydi? Lekin manam hadislerini dinemez deyapman özüm üçün. Sizlar ham shunday denglar deyotganim yo'q-ku. Yo, to'xtang, uni gaplashamiz. Hozir shaxsiy bizning qarashlarimiz haqida gap ketmayapti, ilmiy asosda gap ketyapti. Endi sizga bitta anaqa. Payg'ambarga itoat qilish qanaqa bo'lishligini. Niso surasi 65-oyat. O'sha oyatni ochsangiz, Alloh taolo "Fala va robbika" degan. Yo'q, va robbingizga qasamki degan. Mana siz musulmonman, mo'minman, Allohga iymon keltirganman deysiz, to'g'rimi? Alloh taolo aytayaptiki, yo'q. Ular iymon keltirgan bo'lish olmaydi. Hatto yuhakkimuka. Arab tilini bilasizmi, Sulton? Yo'q, arab tilini u tarjima qiladigan darajada bilmayman. Xo'p, yuhakkimuka degani sizni o'zlarining o'rtalarida hakam qilib saylamagunlaricha. Mana 3 kishi yo'lga chiqdik. Biz
bitti adamını ortamızda hakem kılıp sayılaşki Allah büyürü yaptı bizi. Yani Kur'an'a itaat kılın degen gap fakat şunu uzu doğru bugün deydi bizge hakem bilmek gerekir aradı. Bu da açık muhatap sigadayeti yaptı. Yani hitap doğrudan doğru hitap. Hatta yuhakkimuke sizni mu'minler özlerinin aralarında usup çıkan az gene meselede hakem kılıp, hakim kılıp, hüküm çıkarıcı zat kılıp sayleme gülleriçe. Sümme la yecidu fi enfusihim haracan. Sonra siz çıkargan hükümge kalplerde tenlik, gaşlik topma gülleriçe, yani Resulullah bir hüküm çıkarsalar kalbide tenlik topsa mumun bu miydi degen manada. Mimma kadayte kazılık, Resulullah'ın kazı kıp sayılaş, vacip de yaptı Kur'an. Ve yüsellimu teslimi. Nisa suresi 65. Bunu siz yukarıda ettik biz. Fakat Kur'an'ını muhafaza kılıngan digen a priori bilen sizi eldeşip Kur'an'ını muhafaza kılıng digen Kur'an'da. Mene Kur'an muhafaza bugün hadisler muhafaza bulmagen dip sizi okşagen kişilerini eldeş için şu cümlenin tüzüşü yaptı. Kur'an'da o cümle yok. Zikir kelimesi var. Onu içine Kur'an hem kerede, onu bizden bilemez. Lakin şeriyet hem kerede. Sizden göre yani kengiral mersanı bilemez biz. Kod düşünürsün yarı bu de. Fakat Kur'an'la hakem kılamız dese Allah ya sizi hakem kılma günler içe diye. Resulullah hakem buluş gerek. Kur'an'daki bir ayette çünmeyi kalsak biz Resulullah'dan işitişimiz gerek. Bu yan bitti ayet. Ben Edip Yüksel'e birgen savalım var. Cevap vermezsen kaçıp gitken. Linetun ayeti de kegen. Sizge uşanı vereme. Hadırge ayet yazıp aldınız mı? 65'i? Ha yaz oğlum. Haşr suresi 5. ayette yazın. Yazıp koyun. Uzizge ki intekşirasız. Sizge inkar kılı bomeydigen derecede hadislerini vahiy ekelligini, unge ergeşiş vacip ekelligini ispatlavcı ayet bu. Haşr suresi 5. ayet. Sizge Uzbekşesine ayeti veremem. Karay. Line hurmalardan keskeningiz ham. Ya ki ularını öz ildizide tik halde terk kılgeniniz hem Allah'ın izni bilen buldu fasklarını harlaş için kılendi. Ne ben düşündüyüz? Hazır hiç nereden düşünmedim. Bitti ayetin özü de. Lekin ana şu surenin başıdan okuyup gitsem inşallah düşünemem. Başıdan ne düşünemeyiz biz de? Karay, ben şu ayette bitti aldım gitsi. 4. ayet karay. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kafirlerinin kafirliğinin esasi sebeplerden biri, ular Allah ve Resulünü acret ediler. Görüyorsunuz mu? Karay, وَمَنْ يُشَاقِ اللّٰهَ Kim Allah'ını acretse, فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Bas Allah'ın azabı cüdeyem şedid deyipti. Devamı da مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اُسُولِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ Bunu ben Edip Yüksel'e verdim. Edip Yüksel tanı isminiz olsun siz? Yok tanımayım. Bu uşa Kemal Yoldaş birinci tasarlan yan adam. Kemal Yoldaş'ın ustazı. Uşenge verdim. Ettim şu ayetini sebebi nüzulüsüz. Hiç bitten arsaki süyenmezten. Menge manasını ayeti verdim. Ötte Zoom'da buluyordu. 20 taçı adam eşit durdu. Türkler asasen hammesi. Mana ayta geliyor. Bu da deydi, ne deydi? Hurma darahtını kesiz kesmesi hakkında gap geti yaptı. Ekologiyaga e'tibor bor deydi. Ekologiyaga e'tibor bor abi. Siz mana shu oyatni sababi nuzuliga qaramasdan, surani yuqori pastini o'qib bo'lgan taqdiringizda ham mana aytamiz. Javob beraman. Ayta olmaysiz. Chunki hodisani bilmagandan keyin buni ma'nosini chiqaramaysiz.
Agar hojjasiz. Ikkita oyatga men ertaga o'qib ana shu bitta oyat bilan emas, butunlay surani o'zini o'qib ma'no chiqara olsam, chiqara olgan ma'nom bilan, agar ma'no chiqara olmasam, ma'no chiqara olmaganligimni tan olib kiraman yana efirga. Xo'p, bo'ladi. Bo'ldi, yozib qo'ydingiz, a? Ha, yozib qo'ydim. Ma'qul. Yana bitta oyat. Hozir buni inkor qilishlik uchun anaqani Quddusni avvalgi Quddusni avvalgi qibla bo'lganligini inkor qilishi boshlashdi. Nimaga? Qur'ondagi oyatga javob bera olmaslik maganlari uchun. Qarang, Baqara surasi 144-chi oyat yozib oling buriga. Rasulullohga xitob bo'ldi. Sizga o'zbekchasini aytaman, qarang. Rasulullohga Alloh aytayapti. Goho sizni yuzingizni osmonga qaratishligingizni ko'ramiz. Bas, tez kunda sizni siz rozi bo'lgan qiblaga yo'naltiramiz. Bas, yuzingizni Masjidul Harom tarafga buring. Va qaysi tarafga yuzingizni bursangiz ham faval vujuhakum shatra. Va haytuma kuntum, qayerda bo'lsangiz ham yuzingizni u tomonga buring, ya'ni Harom tarafga. Va innal ladina utul kitob, bas albatta ahli kitoblar biladilarki, la ya'lamuna annahu al-haq min robbihim. Bu narsa Allohdan ekanligiga, Robbilardan ekanini yaxshi biladilar. Omallohu bi-ghafilin amma ya'malun. Alloh taolo ularning qilayotgan ishlaridan g'ofil zot emas. Bunda tushunarliga? Aha. Payg'ambar alayhisolatu vassalom osmonga qararkanlar, vahiy tushishini kutarkanlar. Qachonki shu qibla o'zgarsaydi, qiblani Haram tarafga, Ka'ba tarafga o'zgarishligini orzu qilarkanlar. Alloh shuni aytayapti. Qad nara taqalluba wajhika fis-sama. Bas sizni goho yuzingizni osmonga qaratishingizni ko'ramiz. Ya'ni vahiy kutayotganingizni ko'ramiz. Bas sizni siz rozi bo'ladigan qiblaga o'zgartiramiz, deyapti. Rasululloh o'zlaridan o'zlari o'zgartirib olmayaptilar qiblani. Tushunyapsizmi? Allohning buyrug'ini kutayaptilar. Allohning buyrug'ini kutayaptilar. Nimaga kutayaptilar? Nimaga o'zlaridan o'zlari burilib olmayaptilar? Chunki ibodat tavaqqufiy bo'ladi. Odam o'zi o'ylab, menimcha mana shu ibodat deb ketishligi mumkin emas. Shirk bo'ladi. Bid'at bo'ladi, oqibati jahannam bo'ladi. Ibodat Allohni Allohga bo'lgan ibodatni payg'ambar o'rgatadi. Payg'ambarga Alloh vahiy qiladi. Shuning uchun qiblaga yuzlanib olmaganlar vahiy tushtiribdi Rasululloh islomni, ya'ni asoschisi. Shu zot asosiy manbamiz. Qur'on shu kishidan kelyapti bizga. Nimaga yuzlarini qiblaga yuzlantirib olmadilar? Ungacha qayoqqa qarab o'qilardi? Bil ittifoq, tarix bunga guvoh. Rasululloh Quddusga qarab o'qirdilar namozni. Quddusga qarab o'qishlik haqida Qur'onda oyat bormi? Yo'q. Qur'onda Quddusga qarab o'qing degan oyat yo'qmi? Yo'q. U nimaga Quddusga qarab o'qiyaptilar? Buyruqqa ergashyaptilar. Demak, Rasulullohga sunnat orqali vahiy nozil bo'lgan. Namozni Alloh buyurdimi? Ha, o'rgatdimi? Ha, qaqa qarab o'qishni ham o'rgatdi. Quddusga qarab o'qib turdilar. Avvalgi payg'ambarlarning hammasining qiblasi Quddus edi. Hamma Quddusga qarab ibodat qilardi. Alloh taolo Rasulullohni yaxshi ko'rgan, o'zlari rozi bo'lgan qiblaga o'zgartirdi. Mana shu sunnatning vahiy ekanligiga kuchli dalillardan bittasi. Minglab dalillar keltiraman men, minglab. Bu aqli raso odamlarga, ilmiy salohiyatni izlayotgan odamlarga dalil bu. Buni ham yozib qo'ying, o'rganasiz. Keyingi suhbatimizda buni ham xohlang savolni bering, xohlang o'zingiz bir xulosaga kelasiz. Endi Farhodbekka bergan savolim.
Kur'an'ı biz geçe yitip gegen, muhafaza kılingen, kanday usulde kılingen, sen farkı yok diyepti. Sizden şuna kadar dediyiz. Ya farkı var. Kanday usulde yitip gegenini biz cüde yakşı bilemiz. Şahslarını tanıyımız biz. Asım'ı tanıyımız, Hafs'ını tanıyımız, Şoban'ı tanıyımız, Varş'ını tanıyımız, Nafi, İbni Kesir, Duri, hepsini tanıyımız. Dani, ularını tanıyımız. Bu adamlar, meşhur adamlar. Buhari, Müslim, Abu Davud degenge okşagan adamlar bunlar. Fakat kıraat imamları bunlar. Kıraatge yönelişken, hadiste ular meşhur işlerini kılışmagan, işleri Kur'an kıraatı, Kur'an rivayeti bugün. Uşağı arkalı yetip geldi. Hop, lekin hadir Kur'an bizge kifaya degen adamlar hadiske şubha bilen kare yaptı. Hop, siz hadiske şubha bilen kararken siz varşkayam şubha bilen karışıyız gereği. Ateistlerge eşik açı birasız. Ateistler Kur'an'a şubha bilen kegen deydi. Kur'an'a uzgartış kırtılgen deydi. Bakara suresinin birinci ayetini kanaka okuyusuz, saval sizge. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, lam, mim. Ne demek onu okuyapsız? Şimdi yazılgeri için de. Alam de yazılgen uttu. Elif de yazılmagen. Şimdi biz şüphe etkici urganıp ki genimiz şu da. Kimden urgan değiliz siz? Şüphali kürsüzü urgan geliniz desem. Uttu alam de yazılgen. Ne demek elif, lam, mim diyapsız? Alam de yazılgen. Elifke Alif alohida lomga mim qo'shilgan. Hop. Oli Imron surasi. Alif lam mim. Keyin Alloh kalimasi bor. Qana qilib qo'shib qiroat qilamiz? Alif lam mim illah deymizmi? Alif lam mimulloh deymizmi? Alif lam mimalloh deymizmi? Qo'shib o'qib ketsak. Yo'tal ushlab qoldi. Gapimni eshitdingizmi? Aha, eshitdim. Qanaqa o'qiymiz? Alif lam mim. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Oli Imron surasi. Shuni qo'shib o'qisak. Alif lam mim Alloh deymizmi? Mim mimillah deymizmi? Mimulloh. A i u. Qaysi birini o'qiymiz? Endi men sizga u Qur'ondagi harflarni qanday ulanishligini aytib beradigan darajada grammatik savodga ega emasman-da arab tilida. Tamam, sizni men ya'ni savodga ega emas ma'nosida aytmayapman. Ya'ni Qur'onning muhofazasi qanday bo'lishini sizga ko'rsatyapman. Mimalloh deb o'qiladi. Nimaga? Biz Doniydan shunaqa qiroat eshitganmiz. Biz Hafsdan shunaqa qiroat eshitganmiz. Alif lam mim deyapsiz. Qattan degan savolga javob yo'q sizda. Shunaqa yozib qo'yilgan deya. Unaqa yozilmagan. Qur'onda alam degan bir qancha oyatlar bor. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Ko'ring, o'sha yerda bir xil yozilgan. Alam, alam. Fil surasini boshida alam turibdi. Baqara surasini boshida alam turibdi. Nimaga buni alif lam mim deb o'qiyapmiz? Uni alam deb o'qiyapmiz. Yasin deb o'qiymiz. Nimaga? Yahs deb o'qimaymiz. Otta Yasin deb yozilmagan. Ya harfi bilan sin qo'shib yozib qo'yilgan. Yas o'qilishi yas uni. Nimaga Yasin? Bularga javob yo'q. Nimaga? Bular qiroat imomlarining bizga qilgan rivoyati orqali ginna tushuniladi. Xurufi muqattaat deyiladi buni. Kamol yo'ldosh o'zicha o'tdan yangi falsafa chiqaryapti. Hech kim eshitmagan, hech kim qabul qilmagan gaplarni. Bu haqida hech kim debdi bir joyda. Hech kim ilmiy bahs qilmagan. Juda qilganda, har bitta harfi ma'nosini aytib chiqqan qadimda ba'zi ulamolar. Ulamolar tanqid qiladi. Nimaga? Badiiy uslubdan uzoqlashish u. Harflarni ma'nodan uzilgan bo'lishi adabiy janrda yuksak saviyani da'vo qilayotgan jamoatga bu ya'ni logichni xitob hisoblanadi. Logikasiga xitob. Masalan, siz yo'l harakati ya'ni ishoralarini so'z bilan ifodalanishligini
kabul kılamaysız. Nemege? 50'de kiliyetken adam çapke burul degen yazımını okuyamaya kalışı mümkün. Çapke burullu onun nege ne kıladı? Strelke bilen çapke bunda burul, buruluş koyar. Doğru mu? Kur'an'ın logikası bu harfler. Nemege? Allah Teala ayeti yaptı ki bana biz sizlerge Kur'an nazıl kılıyapmız. İçilerden kitap kurmagan, maktab, madrasa okumagan, ummi bo'lgan. Qur'onda ummi deydi Rasulullohni. Ummi degani onadan tug'ilgandek degani. Shu odamga Qur'on nozil qilyapti, Qur'on aytyapti. Sizlar adabiyotni da'vo qilasizlar, she'riyatni da'vo qilasizlar, muallaqoti sab'ani egasimiz deysizlar, she'rdan xato qidirib topasizlar. Qani mana harflardan nozil qilyapti, sizlar ham yozinglarchi. Qani xato topinglarchi. Boshida rasa urinishgan Qur'ondan xato topishga. Oxiri qo'l ko'tarishgan. Qur'ondan xato topa olishmagan. Badiiy uslubda, saviyada, fasohatda, balog'atda Qur'on yengan. Nimaga? Oddiy harflardan nozil bo'lyapti. Alif, lam, mim. Endi bu saviya, ya'ni bu qadar ma'lumotdan mosuvo bo'lganligi uchun ular o'zlariga ergashayotgan odamlarni aldashyapti faqat. Yolg'on gapirishyapti. Qur'onning muhofazasi rivoyat sanadiga suyanadi. Siz Qur'onni o'zingiz shunday ochib to'g'ri o'qib keta olmaysiz. Qur'onda Yusuf surasida la ta'manna degan oyat bor. La ta'manna. Bu oyatni Qur'onning yozuviga qarab to'g'ri o'qiy olmaysiz. Bu oyatni ustozning og'zining juplashiga qarab turmaguncha o'zlashtira olmaysiz. Ishmom deydi buni. Ba'zi o'rinda raum bor. To'xtagan paytingizdagi jumlaning ustida qaysi harf turgan bo'lsa, o'sha harfga labingizni moyil qilib qo'yasiz. La ta'manna. Siz u harfini eshitmadingiz hozir. Lekin meni oldimda turganingizda edi, labimni uga moyil qilganimni ko'rardingiz. La ta'manna. Mana shu qiroat rivoyat qilingan. O'shanda o'qiymiz. Ana shunda muhofaza qilingan. Hadisda ham shu. Hadisda Imom Abu Dovudda rivoyat bor. Zakatul janin zakatu ummihi. Bitta rivoyatda zakata ummihi. Ikki xil qiroati bor. Ta bo'lganda masalan bir qo'yni so'ydingiz, qornidan bolasi chiqdi. Bolasini so'yib yiyiladimi yo shunday yiyilaveradimi degan savol. Fiqhda mana shu savolga mana shu hadis javob beradi. Qanday yiyiladi desa, ta zakatul janin zakata ummihi bo'lsa, qornida chiqqan janinni ham bismillahi allohu akbar deb so'yish kerak bo'ladi. Lekin zakatul janin zakatu ummihi bo'lsa, onasini bismillahi allohu akbar bilan so'ydingizmi? Ha, qornidan nima chiqsa halol bo'laveradi, yeyverasiz degani. Buni biz yozuvda bilmaymiz. Hadis ham shunaqa qaraot, shunaqa rivoyatdan kelyapti. Azon aytiladi. Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbardan keyin ro harfini o qilib o'tamiz. Imom Muslimda kelgan. Nimaga oqilinadi? O'zi aslida Allohu akbar, rulloh akbar bo'lish kerak qoidaga ko'ra. Yo'q, bizga san'at Allohu akbar, rollohu akbar kelgan. San'at shunaqa kelgan. Shundoq amal qilamiz. Qur'onning muhofazasi, hadisning muhofazasi bilan bir xil metodologiyada kelgan. Kimda-kim siz o'zingiz bilib bilmay, istab istamay Qur'onga, islomga hujum qilgan mustashriklarni o'yiniga o'ynab qo'yibsiz. Qur'onga shubha uyg'otish uchun hadisga shubha uyg'otishdan boshlashyapti bular. Hadisga shubha uyg'ota olishsa, unga rozi qila olishsa, hadisga uyg'otilgan shubhani 100%ini Qur'onga uyg'ota olasiz. Qur'onda ham shunaqangi odamlarga savol bersa, javob bera olmaydigan oyatlar bor. Faqtulul mushrikina haytu vajattumuhum. Mushriklarni qayerda topsanglar o'ldiringlar. Yosh g'ulomni, ko'chada o'ynab yurgan bolani solih banda o'ldirib qo'yibdi Musa bilan safarda. Qanaqa javob topasiz bunga? Uzayr alayhissalom haqida oyat bor. Eshagi
chirib ketadi 100 yil o'lganligi. Ashabi Kahf'ni 309 yil uxlaganligini. Kamol Yo'ldosh aytibdi-ki, u odamlarning tilidan aytilgan. Hech qachon unaqa emas debdi. Aynan Alloh taolo o'zi aytibdi. Ular 300 va 9 yil uxladi o'sha g'orda. O'rnidan turganda bir kun yoki ikki kun uxladik deb o'ylashdi ular. 309 yil uxlashgan edi. Ularning hammasi san'at orqali bizga yetib keldi. Biz hadislarga shubhani tan oladigan bo'lsak, o'zi Qur'onda Qur'on qolmaydi o'zi. Qur'on yo'q bo'lib qoladi. Mumkin emas, ya'ni bunaqa qilish olmaydi-da, farazan shunaqa bo'lsa, shunaqa qilinadi. Bobo Murod Abdulla hadislardagi shubhalar degan gaplarida hammasida Qur'onda bor. Undan yomonrog'i bor. O'sha shubhani, o'sha tuhmatlarni Qur'onga ham yo'naltirish mumkin. Ateistlar yo'naltirgan, missionerlar yo'naltirgan. Va siz bunga bilib bilmasdan aktyor bo'lib qolyapsiz. Sizni aldashyapti, sizni u joyda noto'g'ri narsaga yo'naltiryapti. Siz menga ergashmang. Siz Kamol Yo'ldoshga ergashmang. Siz ilmni o'qing, o'rganing, keyin samimiy shaklda u yoqda tanlovingizni qabul qilasiz. Menimcha yetarliga. O'rganishda davom qilamiz. Endi bir narsa aytmoqchi edim-da, domla. Qarang, siz mana Qur'onga mos kelay degan hadislarni orasidan shu hadislarni aytib, shuni hisobidan hamma sahih deb mana shu qabul qilingan sahih hadislar hammasini olish kerak degan ma'no chiqaryapsiz-da. Lekin undan tashqari yana Allohning kalomi bandani yaratgan ijodiga muhtoj deyapsiz. Ana shuni men qabul qilmayman. Hadis ochib bermasa, hadis ochib bermasa Qur'onni tushunishni iloji yo'q. Unda Qur'onni hammaga tushunarli, oson qilib yaratdik degan oyatlar qayerga ketib qoladi? Uni kimgadir bog'lash bo'lib ham Allohning o'zini kalomini o'zi yaratgan bandaning ijodiga bog'lab qo'yishini qanday tushunish mumkin? Yo, noto'g'ri narsa to'qib olyapsiz-da. Noto'g'ri narsa tasavvur qilib olyapsiz-da, tasavvuringizdan qoida chiqarib olyapsiz. Noto'g'ri tasavvuri. Biz bandaning ijodi demaymiz. Hadislarni o'shan uchun ulamolar hadisning ma'nosini rivoyat qilish mumkin emas degan. Agar bu ilmdan ya'ni bexabar bo'lsangiz, demak sizni bu ilmdan xabardor qilish kerak. Qur'onni men yuqorida aytdim. Nimaga alam deb o'qib bo'lmaydi? Alif lam mim deb o'qiyapmiz, qiroat shunaqa. Rasulullohning hadislarini nima deb Rasululloh aytgan bo'lsalar, matnini birda bir rivoyat qilishga majbur. Muhaddislar bu talabni qo'ygan. Masalan, Ibn Umar, "Ya Rasululloh, duo o'rgating" deganda payg'ambarimiz aytganlar, o'sha Allohumma deb boshlanadi, Buxoriyda Allohummasi yo'q, Muslimda bor. Duoni ichida bi nabiyika kalimasi keladi. Bi nabiyika kalimasi. Shunda Ibn Umar aytadiki, "Ya Rasululloh, shu joyda bi nabiyikani o'rniga bi rasulika desak bo'ladimi?" deganda, "Yo'q" deganlar. "Bi nabiyika bo'ladi" deganlar. Chunki vahiy u Rasululloh bir narsa o'rgatayotgan bo'lsalar, uni din deb o'rtaga qo'yayotgan bo'lsalar, u bandaning ijodi bo'lmaydi. U Alloh tomonidan Rasulullohga berilayotgan ilhom, u Qur'onning mag'zi hisoblanadi. Ilhom bo'ladi u. U vahiy bo'ladi. U masalan, odam o'zi ijod qilgan narsani Qur'onga hokim qilib olyapti, deyapsizlar degan gap noto'g'ri, biz unaqa demayapmiz. Biz odam ijod qilgan narsa demaymiz Rasulullohni sollallohu alayhi vasallamni hadislarini. Undan tashqari, to'g'ri talqin qilyapsiz-da, domla, qarang, men aytayapman. Boringki ijodi bo'lmasin, haqiqatda payg'ambar shu gapni aytgan deb tan olsak ham, hali uni haqiqatda aytgan aytmaganligini isbotlaydigan biron bir dalil yo'q. Payg'ambarni vafotidan keyin 250 300 yildan keyin yig'ib yozib terilgan narsa bo'lsa, uning ichida aniq любой odamda shubha bo'ladi. Bu ham yolg'onda. Qarang, informatsiya yolg'onda, unaqa emasdi. Qana kim aytdi sizga 250 yildan keyin hadis yozilgan deb? Buxoriyni hadis to'plami yozgan davri mana Google'dan qarasangiz ham Wikipedia'da chiqib keladi. Buxoriy kim va nima yozgan? Yillarini solishtirsangiz, bu payg'ambarimizga Qur'on nozil bo'lgan yillarga to'g'ri kelmaydi-ku. Orasida 250-300 yil farq bor.
siz eşitin de, mana siz eşitin, eşitemen degen için yapıyoruz. Buhari'den başka muhaddis yok degen dava yapıyorsunuz da hazır siz. Buhari 250 yıl kiyinkeli yaptı, hadislerini kitapka çürü yaptı. Buhari'den başlanma yaptı muhaddisler. Buhari geçe, Peygamber aleyhisselam davurlarda, Abu Hureyre, İbni Umar, Abu Şah, Yemenlik, Abdullah bin Mes'ud, bunlar hadisini yazışardı. Uzu adette, yazış asasıya kurulmayan bizi dinimiz. Yazış resmi sıfatta kullanılıyor. Bizi dinimiz yoddan keli yaptı. Hazır geçe. Kur'an'ın kıraatı yoddan keli yaptı. Hadisler yoddan keli yaptı. Fıkh yoddan keli yaptı. İmam Saraksi degen adamı işitken misiniz? Yadda hatalık bolusu mümkün mü? Damla bana Kur'an'ı Uşa, uşa ne et yapma? yad Uşa ne et yapma? algensiz, yad algensiz falanın sura falanın ayeti anı kayıt ise siz hem hatalık klişiz mümkün mü? Bir an bir harfte ya ki bir an bir kelimeni çürüp geçiz mümkün ki? Yadda hatalık bolusu mümkün mü? O'sha cümlede takılıp kalmayın da, ben sizge eti yapayım. Bu yad alışlık bitti adamın zihnine suyanıp kalınmaya. Cemaavi şekilde bu. Ben hata kısam şuna doğrulap koyadı. O'shaning uchun İslam'da mulla adamlarını uklata almaydı. Yolg'on gapir yaptı sizge mulla adamlarını uklata dedi geldi. Çünkü İslam mullanı adamlarını aldaşıga yol koymaydı. İslam'da asas var. Yod bitti mini yodumga suyanmaydı. Yukarıda aytayotganim gapimni oxirigacha eshitsangiz chiqadi. Bizde yozilgan narsalar, masalan, Hazreti Umar radıyallahu anhu'dan Taymi rivoyat qiladi. Hazreti Umar'ni ko'rgan, bu hadisni eshitgan. Taymi'den Ansori rivoyat qiladi. Ansori'den Humayt rivoyat qiladi. Humayt'tan Buxoriy olgan. Neşte avlat buldu? Hazreti Umar sahabe, Taymi sahabeni kurgan tabi'in, Ansari tabi'ini kurgan taba tabi'in, Humeyt Ansari'ni kurgan taba tabi'ini şagirtti. Ondan keyin Hazreti İmam Buhari'ye kedi yaptı. Bu bitti muhaddis bu. Yukarıda Taymi, Ansari, Humeyt, bular muhaddisler, hadisinin asosçıları bular. Bular hadisini birbiriga o'tkazib bergan odamlar. 90-hijriy sanada, 90'nin 98-hijriy sanada, Rasulullah'tan keyin 98-hijriy sanada sahobalarning ko'pchiligi dünyadan o'tib ketganligini e'tiboridan Umar ibn Abdulaziz davlat miqyosida hadislarni to'plashlikka izn bergan. Toplaylar degan. Bütün sahabalar dünyaya tarqab ketganligi uchun bu bor. O'zi ham muhaddis. Umar ibn Abdulaziz muhaddis. 100 mingdan oshiq turukni yoddan biladigan odam. Toplattirgan ulamolar o'tirib olib bir-birlariga bu hadislarni rivoyatini qilgan. O hadis haqida siz dalil yo'q deyapsiz-u, bu gapni keskin gapirib yubormang. Dalil yo'q demang. Men bilmayman de. Siz agar hadis kriteriyaları, hadis rivoyat qilish asoslari, bunda qo'yilgan nozik nuqtalarni o'rgansangiz, og'zingiz ochilib qoladi. Butun dunyo islom dushmanlari tan olgan, tan berib olgan. Inson huquqlari degan bugungi kunda BMT'da tasdiqlangan, UNESCO'da tasdiqlangan bolalar, ayollar huquqlari degan masalalarni hammasi hadis kriteriyalariga qo'yilgan asoslardan olingan. Sizga bittasini aytayin. Baroati zimme degan narsa bor. Bu nima deyiladi? Aybsizlik prezumpsiyasi. Qayerdan kelib chiqqan aybsizlik prezumpsiyasi? Qur'onda aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa yo'q. Hadisda aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa yo'q. Butun dunyo bu qoidani qayerdan olgan? İmam Shofiydan olgan. İmam Shofiy qayerdan chiqargan buni desa, hadis kriteriyalaridan chiqargan. Bir odamni aybdor deb e'lon qilishlik uchun unga aybni topib bo'yniga qo'ymaguncha aybsiz u. Ya'ni hadis olishlikda odamni bahosini berishda chiqqan narsalar bular. Bugun musulmonman deb turibsiz, samimiyligingizga ishonib turibman men. Alloh
qalbingizni ochsin da yaxshilab quloq soling. Siz dushman qila olmagan ishni men qilaman deb o'rtaga chiqyapsiz. O'zingiz bilmagan holda. Bu islomning katta boyligi bu. Hadis kriteriyalarga kirsangiz, hadisni qabul qilish mavzusiga kirsangiz, yolg'on gapirishyapti. 250 yildan keyin yozilmagan hadislar. Ibn Shihob az-Zuhriy, ko'ring, qachon yozgan buni? Tobiyinlardan. Ibn Shihob az-Zuhriy 500 ta sahobani ko'rgan. Bitta majlisda 120 ta sahoba bilan o'tirdim. Bir masala so'ralganda 120 ta sahoba masalaga javob berishdan xijolat qilib, xato aytib qo'ymayin, harfida adashib qolmayin deb bir-biriga tikildi degan. Bu yo'q, endi men aytganim eng to'g'risi, eng sahihi deb ishoniladigani Buxoriyning hadislarimi? Shu orada 300 yil farq bor-ku shuning orasida. Yo'q, unaqa emas. Imom Malikningini Malikiylar birinchi o'ringa qo'yadi, Muvattoni. Muslimnikini Shofiylar birinchi o'ringa qo'yadi. Biz aytamiz, biz Buxoriy bo'lgan uchun biz Buxoriyniki birinchi o'ringa qo'yamiz deymiz. Lekin aslida musnad, sanad, ya'ni hadis lug'atlarda bular sanadning go'zalligi bo'yicha birinchi o'rinda Buxoriy turadi. Matnning tartibning go'zalligi bo'yicha birinchi o'rinda Muslim turadi. Fiqh hadisi jamlash turcha birinchi o'rinda Muvattoi Molik turadi. Sunanlar ichida birinchi o'rinda Imom Abu Davudniki turadi. Buni siz ilmiy, ya'ni mavzusiga murojaat qilmasdan dalil yo deyishingiz bu sal anaqada o'rtachalar gapda u. Yo'q, men aytayotgan asosiy gapim, asosiy qilayotgan iddaom, qarang. Allohning o'zini kalomi turib Allohning o'zi yaratgan bandalarining so'zini shu Qur'onga tenglashtirilishi yoki bo'lmasa Qur'onni ziddini aytishi yoki uni ham Qur'on bilan bir qatorda o'rganish kerak, bu ham Allohning dini deyishlikda menda gumon bor. Bu to'g'ri yo'l deb o'ylamayman. Balkim yillar davomida yana izlanishlar davomida balkim xuddi siz aytayotgan yo'lni to'g'ri deb balkim o'sha yo'lga o'tarman ham. Agar yo'q, o'tish shart emas. Yo'q, o'tish shart emas. U men sizni palon yo'lga o'ting demayapman. Sizga javob berdim uni. Biz banda to'qib olgan gap demaymiz. Yolg'on gap bu. Biz hadislar Qur'ondan ustun demaymiz. Yolg'on gap bu. Biz Qur'onni ustun demayapsiz. Qur'onga teng, Qur'onga o'xshagan. Qur'onga teng demayapmiz. Qur'onga teng demayapmiz. Oyatni keltirib berdim. Biz hadislarni vahiy deganda Qur'onga suyanyapmiz. Qur'ondagi oyatga ko'ra men sizga Qudusni qibla ekanligini Qur'ondan top bering menga. Yo'q-ku. Nimaga Rasululloh Qudusni qibla ekanligini o'zlaricha shart Ka'baga yuzlanib olmadilar namozga? Qur'onning oyatini kutdilar. Qur'on aytyapti, kutyapsiz. Yuzingizni osmonga qaratyapsiz, deyapti. Nimaga kutyaptilar? Demak, vahiy bo'lgan oldin Qudusga qarab o'qiysiz degan vahiy bo'lgan. Vahiyga amal qilib turganlar qani edi? Shu oyat o'zgarsa deb o'tirganlar. Biz mana bundan olyapmiz, o'zimizchi o'zimiz olmayotgan ekanmiz. Bizni o'zimizdan o'zimiz hadislarni odamni to'qib olgan narsasi demayotgan ekanmiz. Butunlay aprioriga tushirishgan sizni. Yolg'on narsani ustiga sizni bino qilib ishontirishyapti. Biz unaqa demaymiz. Bizniki ilmiy asosga suyanadi. Siz ishongan narsa. Xo'p, shunda ham ekan, Qur'onda hadis kalimasi kelgan oyatlar bor-ku mana. Luqmon surasi 6-chi oyat bor. Men shuni tarjimasini o'qisam, hadis kalimasi bekorchi, ma'nosiz gaplar deb tarjima qilingan. Ustozingiz shayx hazratlarining nimasida, tarjimasida. Buni qanday tushunish kerak? Siz ko'klarga ko'tarayotgan, vahiy o'rnida qo'yayotgan, Qur'onga teng ko'rilayotgan, daje Qur'ondagi oyatni o'zgartirishgacha boradigan hadis nimaga Qur'onda bekorchi so'zlar, ma'nosiz gaplar deb tarjima qilyapsiz masalan? Nimaga Qur'onda faqat hadislar qaytarilyapti hadislardan? Hadis kalimasi nima? Qur'ondagi hadis kalimasi boshqa bir narsa-yu, mana biz shu din manbai deyotgan hadis boshqa narsa bo'lib chiqyaptimi? Qadim savol? Ha, bo'ldi. Xo'p. Hadis kalimasini 10 dan ortiq ma'nosi bor. Bir o'rinda ijobiy, bir o'rinda salbiy kelishi mumkin. Bu savolingiz juda ham sodda savol. Bir o'rinda hadis kalimasi, biz faqat hadis demayapmiz, sunnat deyapmiz ba'zi o'rinda.
Hazır onu sünnet diye yapın. Size etiyetken Lukman suresinin uzadı kelimeye hadis. Hadis kelimesi cüdük öp. Nisa suresi diyen var. Allah Teala ayet edin Nisa suresi de. Aleyh. Nisa suresi 140. ayette açık göreyim. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ Ana cöyde hadis icabi manada kere yaptı. Nisa suresi. Karay. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ بَتَحْقِقْ sizlerge kitapta nazıl kıldık. Nazıl kıldı Allah Teala. Ne mi? En İza semi'tum ayatillah. Kaçan ki Allah'ın ayetlerini küfür keltirilirken, onu üstüden istihza kılınırken joyda bulsanlar, fela taq'udu ma'ahum. Ular bilan birge oturmayınlar. Hatta yahudu fi hadisin gayri. Başka hadiske ötmegüllerce. Ana. Başka hadiske ötseler oturuyorlar. Bu joydaki hadis icabi manalı. Sizde yani ben şahsınızı bilmiyorum. Yapımı doğru kabul edin. Sizde aldaş yaptı. Bitti hadis, bitti ayetini. Arap dilini bilmesini gizden faydalanıp bana hadis salbi manada kigen deyiş yaptı. Ha icabi manada yan var. Fi hadisin gayri. Başka Allah'ını istihza kılınadigen ayetleri maskara kılınadigen orunda oturmayınlar. Hatta yahudu fi hadisin gayri. Başka gapga, başka hadiske ötme güllerce. Başka hadiske ötseler, onda oturabilirler. İnnekum izâ mithluhum. Eğer ular bile Allah'ın ayetleri maskada kılın etken cayda oturabilirsenler, sizler uşalardan bu kalasılar. İnne Allah'a cami'ul münafiqine vel kafirine fi cehenneme cami'a. Allah Teala ularını, kafir münafıklarını cehennemde camileydi. Yazıp alayım. En'am suresi 68. ayet. Xo'p, endi shoshmang-da domla, mana qarang. Menga xato tarjima qilishgan, xato o'rgatishgan arabchani bilmaganimdan. Mana siz yo, xato emas. Qilib bering mana. Mana siz xolis Alloh uchun mana men adashgan yo'lda ekanman. Men uchun men sizdan iltimos qilyapman, shu iloji bo'lsa, ana shu Luqmon surasi 6-oyatni menga ochib qilib bersangiz. Ana shu yerda ko'zda tutilgan hadis nima? Nimani nazarda tutgan Alloh mana shu oyatda? Va bu oyat oldingi o'zidan oldingi oyatlarga, keyingi oyatlarga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Aynan nima nazarda tutilgan u yerda? Nima uchun ular qaytarilgan? Nima uchun salbiy ko'rsatilgan? Shuni iltimos ochiqlab bersangiz. Xo'p, hadis kalimasi Qur'onda ko'p. U siz aytayotgan ma'noda faqat Luqmonda emas, boshqa joyda ham o'shunaqa oyatlar bor. Masalan, A'rof surasi 185. oyat. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ماله يعني قيس حديث كبندن كين إيمان كيل ترسل وطيق حديثة معنى قيس سوز قيس حديثة الله يرتكن نرسانه كورب تروب يعني قنقه حديثة لن نكتو يبسلر حديثة Var ki hadise, Özbek dilide. Bu da şu hadise manasıdır. Şimdi kalayın. Taha suresi. 9. ayet. وَهَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى Bana hadis bu diye. Sizce Musa'nın hadisi kelmedi mi? Musa'nın hadisi selbi mi, icabi mi sizce? Sizinki. İcabi, icabi. Hop. Mursalat suresi فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Yukarıdaki gelsin yani. Ha? Yani bu hadiseden kiin yani demek ki iman keltiresiler. Şimdi kalayın. Zariyat suresi 24. ayet. هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَم۪ينَ İbrahim'in hürmetli mihmanlarının hadise vakiyesizliği kemedi mi? Bu da hadis icabi manada. Hal atake hadisul cunut Buruç suresi 17. ayet. Bu da hadis güzel manada. Gâşiye suresi Bismillahirrahmanirrahim. Hal atake hadisul gâşiye. Gâşiye kıyamet hadisesi o kıyas kemedi mi sizler? Nisa suresi diyen var.
Yozolorin hammasini. Buni zaps qilishib tashlab olishdi, qaytadan ishlasin. Niso surasi 42. Bu yerda ham hadis bor. Mana bu yerda yana qarang. Niso surasi 78-chi oyat. Endi qarang. Agar biz hadis dalilligiga mana shu hadis so'zini oladigan bo'lsak, qarang. Niso surasi 42-chi oyatda. Yawma idin yawaddul ladina kafaru va asawur rasula. Ha, va asawur rasula. Tugatib qoldi. Yo'q, ketganim yo'q, jim eshityapman sizni. Yo'q, meni anaqa o'tib ketib qoldi. Pastga tushib ketib qoldim. Niso surasi 62-chi oyat dediga. Yo'q, 42-chi oyat. Qarang. Yawma idin yawaddul ladina kafaru va asawur rasula law tusawwa bihimul ard va la yaktumuna Alloha hadisa. Va la yaktumuna Alloha hadisa. Alloh taolodan hadisni berkita olmaydilar. Hadis inkorchilarga biz ham buni qo'llasak bo'ladi, lekin biz unaqangi sayos ma'noda qo'llamaymizdi. Allohdan hadisni berkita olmaydilar. Nima hadis kelyapti bu yerda? Niso 42 ko'rasiz. Niso 78. Ko'ring uni ham. Niso 87. Niso 48 da qarang. La yakaduna yafqahuna hadisa. Fama li haula'il qawm? Bu qavmga nima bo'ldi? Men aytsam bo'ladi, mana sunnat inkorchiligi nima bo'ldi? La yakaduna yafqahuna hadisa. Hadisni tushunishmayapti. Shunaqa deyapti Alloh taolo. Lekin men unaqa demayman. Bu yerdagi hadis boshqa ma'noda. So'z gapga tushunmaydigan odamlar haqida. Endi qarang. Xo'p, Niso surasi 87-chi oyat. Alloh taolo aytdi: "Allohu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamah. La rayba fi. Wa man asdaqu minallohi hadisa." Bu joyda Allohning so'zidan ko'ra sodiqroq so'z bormi? Mana shu oyatni gap, mana shu oyatni yaxshilab qarang. Arab tili qoidasida ismi tafzil degan narsa bor. Masalan, siz rostgo'ysiz desam, sizni maqtagan bo'lamanmi, yomonlagan bo'lamanmi? Men haqimdagi o'zingiz bilgan fikrni aytgan bo'lasiz. Yo, rostgo'ylik sizga nisbatan aytilsa, yaxshi sifatmi, yomon sifat aytgan bo'lamanmi? Men o'zimga nisbatan, ben shu gapingizni eshitganimda men uchun maqtovga o'xshab eshitiladi, maqtov bo'ladi. Endi siz rostgo'yroqsiz desamchi? Endi bu ham shunga yaqin, lekin hamma gapi ham rost emas degan ma'no chiqyapti. Yo'q. Eng rostgo'yisiz desamchi? Bu endi katta martabada endi. Demak, ikkalasi ham to'g'ri bo'lyapti, to'g'rimi? Va man asdaqu minallohi hadisa deyapti. Demak, hadis borasida Allohdan ko'ra sodiqroq, eng sodiqi kim deyapti Alloh taolo. Eng sodiqi bormi? Hadis so'zlashda sodiqi ham bor. Degani chiqadi shu yerdan. Agar ilmiy ko'z bilan qarasangiz. Mayli, buni keyin ko'rib olasiz-da. Xo'p. Ha, Luqmonni ham ko'raysizga. Luqmon, bitta Luqmon emas-da hadis. Yusuf surasi. Yozib oling, 6-chi oyat. Yusuf surasi, 21-chi oyat. Yusuf surasi, 101-chi oyat. Yusuf surasi, 111-chi oyat. Hammasida hadis kelgan. Kahf surasi, 6-chi oyat. Fal'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. bu joyda bu hadisga iymon keltirmaganlarga afsus haqida aytibdi Alloh taolo. Kahf surasi 6-chi oyat. Mu'minun surasi 44-chi oyat. Bu yerda ham bor. Summa arsalna rusulana tattara kullama jaa ummatan rusuluna kazzabuhu. Qarang, payg'ambarni yolg'onchiga chiqarishgan deyapti. Payg'ambarni qanaqa yolg'onchi chiqaradi? Payg'ambarga ergashilmaydi. O'shaning uchun yolg'onchiga chiqarilgan bo'ladi. Fa atba'na ba'dahum ba'da va ja'alnahum ahadith fa bu'dan li qaumin la yu'minun. Qarang, ularni ahadis qildik, hodisalar qildik. Hadisning jami. Luqmon 6-oyat.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Siz soruyan ayet bu. Adamlar orası da lahval hadisini, hadisini özümez. Hadisini tepesinde sıfat var. Eğer sizge kimde kim şunu hadisini salbi gap manasında kegen degen bulsa aldegen sizi. Demek ki hadisini tepesinde sıfat durup da lahval hadis. Sizge soval. Bir adam ak atbak yüzlü dediyiz. Ha? O adamını demek yakşı sıfat bilen, yakşı husum bilen eslediyiz. Lekin akını tepesige pes kelimesini koştuyiz. Bir adam pes ak dediyiz. Ne oldu? Bana uzgardı. Ak kelimesi salbiyleşti. Başında icabiydi. Bu cahide lahval hadis gibi yaptı. Lahu kelimesi bihude degeni. Hadis kelimesi bitti. Ben geçtirmeye kaldım oğuz ya. Hama geçindeyim. Valla telefonu geçtirmedim ama. Telefon kip aldım. Assalamu alaikum. İşitildi yaptı bende. Aha, ben de uçup kaldım. Hop. Kat da uçup kaldı avazım. Lahval hadis diyelim. Hop. Lahval hadis, hadisinin sıfatı. Beyhude gel. Gel kaçan beyhude buladı? Allah'ını yüleden, Allah'ını ayetinden demeyi yaptı. Liyudilla an sabidillahi bi gayri ilim. İlimsizlerçe Allah'ın yoludan adaştırış için satıp alıngan lahval hadis bu en zalaletteki yol hesaplanadı. Bunu hadis şerh, bu ayetin tefsiri de Abdullah bin Mesud'dan rivayet var. Bunu musika degen uzu aslında, gına degen. Aslı bu ayet Nadir ibn Haris degen müşrik hakkında nazil bugün. Bu müşrik Peygamber aleyhisselamın geplerini buruş için Rustam-ı Dostan, kabi, kadimge ötken Buxtu Nasr, kabi adamlarını, hadiselerini okup, uryanıp gelip, adamlarını adaştırarken. Cariyelerini op gelip, ularga aşule aytip, oynatarken. Uşanı aytken, bütte. Lahval hadisinin manası neme gekiradı? Kur'an'dan, sünnetten, şeriyetten, ahlaktan, adaptan adamlarını çalgıt edigen hemen arsaki lahval hadis deyiladı. Sizge bitti Resulullah'ın hadisleri meşatta eğitili yaptı degen bu ise demek aldı genler. Hop. Ahzab suresi. Hop toktan indi. Ben düşünme gencayım. Ben her şehirde huddu azısız şarkıda gendim. Şu musika dip işitken ben bana. Hop meyli musika dip şunu doğru dip o genimizdeyim. Kaysa bir musulman musikanı işitip bu men tutken dinim şu Allah ki kılıyatken ibadetlerim hata yeken, natoğru yol yeken dip durup ana şu aşırıların ayeti uçunu, koşuk ayeti uçunu yolu ge ütvaladı. O ayette kilitirliyordu ki onun maksadı, bu hadis kilitir uçunu, maksadı Allah'ın diniden özgertiriş. Ha? O ayette kilitirliyordu ki Allah'ın diniden sizin adaştırış uçun diye yaptı. Bu yerde musika, o managa düşme yaptı ki. Musika hiçbir musulmanını, Allah diyen musulmanını yoldan adaştırıp Kur'an'ı yam, hadisini yam, hemen her sene taşıp, müzikantta arkasından kitip alıştık ki, sebep bu meydi ki? Hop, musika degeni mutlak fakat musika degeni mez. Abdullah bin Mes'ud'dan kegen rivayetteki bu musika deyişten kuzlengen maksat, bu ayet uşa musikage nazil buldu. Lekin fakat musika mez degeni o. Yani Allah'ını yoludan adaştırış mümkün bugün, hemen erse. Demek lahval hadiske kiradı. Bu da hadis mas, lahval hadis deyin her daim.
sizga aytayotgan odamga ayting, lahval hadis deb gapirgin. Qarang-da endi adashtirish, mana misol keltirsak, mana men oldimda ikkita yo'l, mashinada kelyapman, yo'l ikkiga ayrilgan. Qaysi yo'ldan ketsam manzilimga aniq borishni bilmayapman. Shu yerda yo'lda turgan odamdan so'radim. Qaysi yo'l shu mana shu adresga olib boradi desam, ana u adresni menga aytayotgan odam adashtirish bo'lsa maqsadi ataylabdan o'zi to'g'ri yo'lni bila turib, mana bu yo'l to'g'ri deb turib, boshqa yo'ldan yuborishligi adashtirish bo'ladi. Xo'p, musiqa, bitta musiqa bo'lmasa, boshqa anekdotlar bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, qaysi birisi ana Allohni kalomida kelayotgan narsaga to'g'ri kelyapti? Qaysi birisi Alloh degan la ilaha illalloh degan musulmonni bu yo'l noto'g'ri yo'l ekan, mana bu yo'l to'g'ri deb turib, boshqa yo'lga yo'naltiradigan qaysi birisi? Musiqa shu ana hozir keltirgan Molikiyda keltirilgan hadisdagi bittagina o'sha odamni aytgan bitta qo'shiq uchun bitta oyat tushganmi? Yo'q, tushunmayapsiz. Masalan deylik, siz hozir onangizga yaxshilik qilgani ketyapsiz yo'lda. Alloh yo'lda kechmish u? Ha. Ketyotdingiz yo'lda misol uchun deylik, hozir dunyodagi eng mashhur bir artist, dunyoda bileti 100 ming dollardan sotilayotgan artist konsert beryapti ekan ana Humo Arena'da. Ketyotdingiz? Sizni to'xtatishdi-da, qo'lingizga bitta bilet sovg'a qilishdi. Onangizga yaxshilikka ketyotdingiz. Sizga bilet sovg'a qilishdi, biletni oldingiz-da, o'ylanib qoldingiz. Hozir ketsam, onamga borib yaxshilik qilib, bu narsa olib borsam, konsert tugaydi. Konsert ko'rib, keyin borsam, onamga yaxshilik qilaveraman, dedingiz xayolingizda. Kirdingiz konsertga, o'sha konsert, u konsert demayin. Onangizga yaxshilikka ketyapsiz, sizga bitta joyda amr ma'ruf bo'lyapti. O'sha amr ma'rufga kirsangiz, ular sizga nisbatan lahval hadis bo'ladi. Chunki onangizga yaxshilik qilish vaqt kutmaydi. Ertaga onangizni yo'qotib qo'ysangiz, u topa olmaysiz uni yaxshilik qilishlikni. Bu yerda bizda yuqorida aytdim, islom kategoriyasida odamlar o'zidan bir narsa to'qib tarqatishga haqqi yo'q. Abdulloh ibn Mas'ud aytayaptilarki, bu oyat musiqa haqida nozil bo'ldi. U qanaqa musiqa edi desa, Nadir ibn Xoris ashulachi, joriyachi otlarni olib kelib, Rasululloh da'vat qilib turgan joyda ularni ashula aytirib yuborardi. Odamlar chalg'irdi, Rasulullohning gaplarini eshitmasdan o'shanga ergashib ketardi. Bu bizda usul bor, qoida bor. Bir sabab bilan nozil bo'lgan oyat o'sha sababga qotib qolmaydi. O'sha sababning ma'nosini ifoda qilgan hamma narsaga kiraveradi. Siz onangizga, dadangizga yaxshilik qilish uchun ketayotganingizda sizni chalg'itgan hamma narsa lahval hadis. O'rtog'ingiz chaqiradimi choyxonaga? Boshqa joyga bitta masalaga chaqirishadimi? Siz ota-onangizga yaxshilik qilishingiz kerak. Mana shu Alloh yo'lidagi ishdan chalg'itgan hamma narsa lahval hadis deyiladi. Bu yerda Rasulullohni bu umumiy gapirishyapti-da sizga. U kel, qaysi hadis Allohning yo'lidan chalg'itgan, qani menga gapir desangiz, u bahsga kirisha olmaydi. Birorta men yuqorida aytdim, Rasulullohning hadislari Allohning oyatlariga muvofiq kelmasa sanad surishtiriladi. Sanadda shikal bo'lsa tashaladi u. Oyat asos. Biz Qur'onni asos deb olamiz. Qur'onni sizdan ko'ra asos ekanligini ko'proq ta'kidlaymiz biz. Qur'on birinchi o'rinda. Islom hujjatlarida birinchi manba Qur'on. Ikkinchi manba sunnat turadi, Qur'onga muvofiq holda turadi u. Tushunarlimi? Tushunarli. Prosta men aytayotganim, ana shu surada men tushungan ma'noyimni sizga aytadigan bo'lsam, aynan mana shu hadisni men tushunganman. Chunki men Qur'on, faqat Qur'on yo'lini to'g'ri yo'l deb olsak, hadis yo'li ana shu Qur'on yo'lini noto'g'ri yo'l, bu Allohning yo'li deb olsak, ana shu yo'l noto'g'ri yo'l, mana bu yo'l to'g'ri deb aynan kiritilgan va aynan shu ana shu biz bilgan hadislarga aytilgan oyat deb tushunganman. Uni tarjimasini o'qiganimda, uni menga Kamol yo'ldosh yoki Bobo Murod aytgan emas, o'zim tarjimani o'qiganimda shunday tushunganman. Noto'g'ri tushungansiz-da. Lahval hadis, hadis demayapti o'tdi. Lahval hadis deyapti, yuqorida aytdim, oq demayapti, pes oq deyapti. Farqi bor. Yo, men hozir sizga tushuntirib ochiqlaganimda tushunganman.
İş şu Noto'lu diye yem katta bir sebep bugün de mesela hadisten kayıtçı şu yapma. yem bir katta bir sebep bugün. Şuna et yapma. İlimsizlik o. Çünkü ana şu ayette İlimsizlik. kilitirilgen gap ana şu hadis. Hakikatte Kur'an mesela ben Kur'an yolu doğru yol desem yok bu yol doğru yol olamazdır. Edeştiriyatken bana şu hadis ana şu hadis ki yergeçmezlik gerek degen akidege sebep bugün bana şu ayet. Yani bu ana kadar primitif gapti. Siz hadisler Kur'an'dan adaştırmaydı. Şimdi sizge bir de kaide aytaman. Hadislerinin Kur'an'a nisbeten mevkifi, pozisyası. Hadisler Kur'an'a nisbeten kanday makamda turadı. Bunu İbn Kayyim alohida keltirgen ulamalar bunu takitleydi. Mana şu kriteriyadan çıkıp gitse hadis bu meydu. O kanaka dese birinci orunda. O şey وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ ayeti var. O ayet diyeyim sizge anakasını ayet koyayım rakamını. O şu ayetinin manasından kip çıkışken bunu. Kip çıkıp ayetişken. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Bu Nahl suresi 44. ayet. Nahl suresi 44. ayet. Ana şu ayette gel. لِتُبَيِّنَ ayetin ne demek? Tabayyun nima degani Arabtada da o'zbek tiliga aytganda bir mujmal narsani bayon qilib berish degani. Masalan, sizga aytsamki, siz qayerdansiz? Men Xorazmdanman. A sizga aytsam, guruvak pishdimi desam, siz tushunaverasiz, to'g'rimi? To'g'ri tushunaman. Namangan deb tushunmaydi, guruvak nima deydi? Men gurvakni nima ekanligini namanganlik kishiga tushuntirib berishim tabayyun deyiladi. Litubayyina linnas degani shu. Bir odam arab 1400 yil oldin arab jahiliyatida paydo bo'lgan qavmlar tushungan tilni Qur'on yangi kalimalar bilan olib keldi. Masalan deylik, arablar o'limni qatl derdi. Maut derdi, maut. Mata yamutu. Mesela şahmat degeni ne degeni? Şah öldü degeni. Mata kelimesi öldü degeni. Arap tili de asas mat öldü. Ölüm işletiledi. Vafat kelimesi Arap tili de ölüm ifadesini vermeydi. Birlemçi manada vafat kelimesi bir narsani ada kılışke aytiladi. Vafa var ki bizde. Vafa kıl. Vafadar. Vafa kelimesi bir adamga bergan va'dasini ustidan chiqishga aytiladi. Lekin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ma'noda o'lim ma'nosini ham ifoda qilishini Qur'on ishlatgan. Ana shuni o'lim ma'nosida ekanligini Rasululloh bizga bayon qilib berganlar. Litubayyina linnas. O'sha Nahl surasi 44-chi oyatni o'qiysiz. Bil bayyinati va zubur va anzalna ilayka zikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Tefakkür kılasız bana şu ayette. İnsan kaçan tefakkür kıladı, kaçan aklını işletedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni Kur'an'ını bizge tefsir kılıp bir işlerinin tanagende tefakkür kıladı. Yan mı yankili yaptı? Elini karay. Bana şu ayetten kip çıkıp eytedi ulamalar. Resulullah'ın bayan kı bir işleri Kur'an'a nisbeten kanday mevkifte baladı. Birinci orundu. Peygamber aleyhisselam Kur'an'daki aynı buyruk yok ki kaytarıklarını hadiste mi aytadılar? Vela taktulu deydiler. Kur'an öldürmeyler deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam öldürüşlük şirkten keyingi günah deydiler. Allah'a şirk keltirişten Allah kaytaradı. Vela tuşriku billahi şey'en deydi Allah Kur'an'da. Peygamber aleyhissalatu vesselam kebire günahlardan biri şirk. Allah'a şirk keltiriş deydiler. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا deydi Kur'an. Peygamber aleyhissalatu vesselam zinaga yakınlaşmayınlar deydiler. Ola kim zina kılsa imanı çıkıp duradı deydiler. Allah Teala hamırını فَجْدَنِبُوهُ saklaninglar deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam küllü muskir haram deydiler. Hamır yani hamırdan saklanışı büyürediler. Yani bir kıl. Bittesi Kur'an ayeti bilen Allah nazil kıyken Resulullah Kur'an deb bizga ta'lim bergan lug'at bilan keldi va o'zlari ham o'rni kelganda bu oyatlarni ayni o'zini hadislarda aytdilar. Birinchi mavqif bu. Ikkinchisi, Qur'oni Karimda mujmal kelgan narsani mufassal qilib bayon qilib beradilar.
mucmalni mufassal, mufassalni mucmal qilib beradilar. Bu arab tili qoidasidagi gaplar. Qanaqa bo'ladi? Yuqorida aytdim men. Guruvak pishdimi desam xorazmlik tushunadi, bo'ldi. Toshkentlik tushunmaydi, nima degani guruvak, nima deg, nimani gaplashyapsizlar deydi bizga. Keyin siz aytasizki, guruvak bu qovun, birinchi bo'lib pishadi, Xorazmda eng shirin qovun hisoblanadi. Yani üzülüp kalmadı mı? Alo. Geliyordu. Guruvakni nima ekanligini siz bayon qilib berasiz. İkinci mavqif şu. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala hamr dedi. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min amali şeytan fecittenibuhu leallekum tuflihun. Hamrni Allah Teala şeytanın ameli undan chetlaninglar dedi. Mana shu harom ekanligi buyruq bo'ldi. Endi xamir nima? Payg'ambar alayhi salatu vasallam hadisda aytilarki, kullu muskir xamrun, kullu xamr haromun dedilar. Har bir mas qiluvchi narsa xamir bo'ladi. Qur'on xamir dedi. Xamirni nima ekanligini aytmadi. Xamir arablarni o'sha o'zini paytida bug'doydan, asaldan, xurmodan qiladigan mast qiluvchi ichimlik edi. Qur'on buni xamir deb o'tib ketdi, bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam xamir nima ekanligini bayon qilib berdilar. Hadisda kullu muskir xamrun dedilar. Har bir mast qiluvchi narsa xamir bo'ladi. Har bir xamir harom bo'ladi. Mana shu hadisga ko'ra nima chiqdi? Faqat xurmodan asaldan, bug'doydan, arpadan qilingan mast qiluvchi ichimlikkina harom bo'lmadi. Gerayin, nikotin, ya'ni mast qiluvchilari, viski, vino, qiyomatgacha chiqadigan gera, shira, mira hamma narsasi harom ekanligi kelib chiqdi. Qur'onni o'zi bilan qolaman desangiz, Kamol yo'ldosh aytgan singari, xamir harom sifatga kirmaydi deb turaveradi. Endi Kamol yo'ldosh tezagini ham yeyveradi. Qur'onda tezagini harom demagan, tezak ham harom emas. U tezagini yeb yuraveradi, ularga farqi yo'q. Lekin biz ilmiy odamlarmiz, aql hushimiz joyida bo'lgan odamlarmiz. U xamirni nima ekanligini Rasulullohdan so'raymiz biz. Rasululloh kullu muskir xamir dedilar. Kullu xamir harom. Ana bayon qilib beradi. Uchinchi mavqif. Hadisni tushundingizda? Birinchisi Qur'onda bor narsani aytar ekan. Ikkinchisi Qur'onda mujmal kelgan oyatni mufassal qilib berar ekan. Ya'ni nimaligini aytib berar ekan. Guruvak desa, uni nimaligini aytib berar ekan. Uchinchi mavqif Qur'on dan tashqari harom qiladi. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti qora aka, aytaver. Qur'on Alloh harom qilgan narsadan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham harom qiladi. Bunga Qur'onning o'zida oyat bor. Alloh taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamni ham harom qilishlik huquqlari borligini ta'kidlagan. Sunnat inkorchilari payg'ambar harom qila olmaydi deydi. Lekin Qur'on aytadiki, harom qila oladi. Yozib olasiz, qaysi sura? Tavba surasi 29-oyat. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الله ك وآخرت كنية إيمان كلتر ميدجال لر بلن جنكلين لر حتى Alloh va Rasuli harom qilgan narsani harom degunlaricha. Alloh va uning Rasuli harom qilgan narsani harom demasalar, oxirat kuniga iymon keltirmasalar, Allohga iymon keltirmasalar, haqiqiy din bilan dinlanmasalar, ular bilan jang qiling deyapti. Mana shu oyatda
ma harramallahu ve rasuluhu buldu mene. Harrama kelimesi Allah'ını fail bitti Allah Celle ve Celle Allah haram kılgenlerse ve rasuluhu ve Allah'ını rasulü haram kılgenlerse. Kur'an beyhude getirişi mümkünmez. Kur'an Resulullah'ını hem haram kılıçlığına hukuk veriyordu. Damla demek ki bala. Neydi? Ders yapıp kalavursun. Kogeller ki. Demek Allah haram kıyanlarsa haram bugenedik. Resulullah haram kıyanlarsa hem haram buladı. Ondan başka hiç kim özüden, özünü ihtiyarıdan kep çıkıp haramını haram diye almaydı. Çünkü Kur'an'da Allah Teala başka ayetlerde etken özilerçe tililerini aylantırıp hâzâ halalın ve hâzâ haramın deyivirmeyler. Bu halal, bu haram deyivirmeyler. Allah'a tuhmet kimeyler degen tahdit var. Bu haram manası şer'i manada istimali mümkün bulmagan maddi ve manevi narsalarga aytiladi. Mesela yolg'on gapirish haram, cho'chqa go'shtini yeyish haram. Shunga o'xshagan farqi bor. Eşek göçtünü haram kıldım dediler Peygamber aleyhissalatu vesselam. Eşek göçtünü yiyişerdi adamlar. Eşek göçtünü haramlığı doğrusu da Kur'an'da ayet yok. Resulullah haram kıldım. Ben haram kıyanlarsa haram dediler. Abu Davud'da hadis var. Kıyametke yakın dediler. Kıyametke yakın. Karnı tok. Uzunu kürsüsüge süyen valip. Kur'an'dan nemeni tapsak uşağa iman keltiremiz. Kur'an'dan başkası bekar diye digerler çıkadı digerler. Kalan Resulullah'ın başaratlarını. Huddu hani Baba Murat Abdullah'ını kurup dururken de gepri yaptılar. İspanyolisi oturup oladı. Kursisi oturup süyan oladı. Kur'an'dan başkası yok deydi. Şimdi o adamlar çıkadı diye yaptılar. Ala ma harramallahu Agah bulinglar, Allah haram kıyanlarsa ve ma haram tuhu dediler. Ma haram kıyanlarsa dediler. Men haram kıyanlarsa bana Allah haram kıyanlarsa bir dediler. Yani benim haram kılalıyım ben dediler. Eşek göçtünü haram kıldım dediler. Hop, demek hadislerinin mevkifi üç hır buldu. Birincisi Kur'an'da ne mi bulsa uşana itediler. İkincisi, Kur'an'da mücmel bugün ayetlerini müfessal kıp verediler. Manasını ayeti verediler. Yukarıda etkenimizde hamırını, nümeligini Resulullah ayeti verediler. Salat umumi manada geldi. Ve akimus salata geldi. Kanday okuluşunu Resulullah düşüntürü verediler. Zakat umumi geldi. Kanday nümeden kança bir iş gerek. Tüyeden kança verirlerdi. Koydan kança verirlerdi. Tilladan kança, buğdaydan kança verirlerdi. Resulullah bunu müfessal bayan kıp verediler. Yukarıda Nahl suresindeki 44. ayet. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Adamlarga bayan kı berasız. Ayetlerde mücmel ayetler var. Hemmesini bitti bitti ayetçike mecburmez. Allah Teala hamırını haram dedi. Viski, şampan, vino, bu gereğin, bunlar hamasını ayet alıp ayetmeydi Kur'an. Şimdi buna ayet dedi. Hop, peygamber haram kıyken nesini Allah tankit kıldı ki. Katte. Ya eyyühen nebi, lima tuharrimu ma harramallahu lek? Lima tuharrimu ma ahallallahu lek? Ya ey peygamber, nemege Allah sizge halal kılgenler seni haram kıvaldiyiz. Tabitagi merdata azvacik. Ayolların gizini razılığını ister. Dedi. Şuna içeri. Bu caydagi haram, fikhi manadagi harammez. Uzunu mahrum kılış manası bitti. Mahrum manası. Peygamber aleyhisselam asal haram deyip hammaga aytmadılar. Buldu mu asal yemeyim ben bugündeyken dediler. Allah Teala aytti ki yok ona kakamayın dedi. Çünkü Peygamber aleyhisselatu vesselam başka ümmetler üçün hem örnek şahsiyetler. Onun için bu caydaki bu ayetini delil keltirip hani abrar cevap vermedi kurdiler mi diye almaslıkları için aytik ettim ben. Sıkara şu benim şey yeterli oldu. Ertege o kişi kese sohbetini devam ettiremez. Barçelerge teşekkür. Allah acililerini versin. Şutta ben sohbetini tohtatamam. Saval cevap kılal mıyımız? Nasip bulsa ki yenge sohbette yani didarlaşkınca. Bu kişi kep kalsa beni haberdar koyarsalar.
Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.